Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerini kızın karşılarımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şərq Türkistan ve dünya gün tertibiyle alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Xitay'daki müldür apiti 38.000 kişiye təsir qıldı. 22 mart düşdün keyin Xitayning Zhejiang ve Jiangxi ülkesi qatarlıq nurgun joylari iğir güldürmamlıq yağmur, müldür ve küçlük boranning təsiriga uçurğan bulup 38.000 kişi apatning təsiriga uçurğan. Xitay Merkezi Meteorologiya Göztüş Merkezi'nin xabar qilishcha 22 mart düşdün keyin şu joy vaqti saat 4'te Cinxi nahisi ve bir kısım yezi pazarlarda 2-3 minut tuxum joğluqida qattiq müldür yaqqan. Bazı öy ve ziraatlar buzulgan. Alaqadar tarmaqlar xadimlarını təşkilləb, apatda kelib çıqqan ziyanını təkşürüşkə başlıqan. Xitay xabar agentligining 23 mart xabar qilishcha, Xitayning bir qancha ölkələrdə iğir boran ve müldür apati yüz bergan. Jiangxi ölkəlik ciddi ahvallarını bir taraf qilish tarmaqlarının aşkarlışça, Canşid'i yüz bergen boran ve müldür apiti 38.000 kişiye təsir qılğan. Bevasitə iqtisadi ziyan 35.660.000 yuanğa yetgan. 21 martdan 23 martgacha Jiangxi ölkəsində qattiq yağmur yaqqan hamda küçlük çaqmaq çaqıb, güldürmamlıq yağmur ve küçlük boran çıqqan. Apat qısqa müddət içində ölkə təvəlikidəki Ganjo, Fuju ve Jiyan qatarlıq joylarga tarqalğan. Xitay rejimi hava rayi haqqında agahlandırış uqtirishi tarqitib, 22 martdan 24 martgacha Hunanning Canobi, Jiangxining o'ttir va janubiy qismi, Zhejiangning janubi, Fujianning g'arbi shimali, Guizhouning g'arbi va janubidagi qisman rayonlarda 8-10 bal qattiq bo'ron chiqadiganligi hamda muldir yog'adiganligi haqqında agahlandirgan. Biden Ramazanlik tabrik so'zida Uyg'urlarni tilga oldi. Amerika prezidenti Joe Biden 22 mart dünya musulmonlari kutib olgan Ramazan eyini tabriklab e'lon qilgan bayonotida Xitoyning bostirishi ostida ezilayotgan Uyg'urlar bilan ittifoq ekanligini alohida o'tirg'i qo'ydi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Ramazan eyini tabriklagan bayonotida Amerika sheriklarimiz bilan va zulmga duch kelayotgan musulmonlar bilan davomli bir safda turdi. Bulubmu Xitayning qo'l ostida ezilayotgan Uyg'ur musulmonlari, Birmadagi Rohingya musulmonlari va dunyoning har qaysi joylaridagi ziyonkashlikka uchragan musulmonlar jamiyati bilan bir safda turadi degan. Biden bayonotida yana Türkiye ve Suriyada yuz bergan iğir yer tevrashda qazo qilganlar ve Pakistondagi Kalkunda qazo qilganlarni tilga elib, bu muqaddas kunlarda Amerika afat sababli azob chekayotgan hamda vayron bo'lgan musulmonlar jamiyatini qo'llaydiganligini yana bir qatim isbotladi degan. Biden bayonotida Uyg'urlarni alohida tilga olgan bo'lib, uning so'zlari Washington bilan Beijing o'tirisidagi ciddi munosabat paytiga to'g'ri kelgan. Amerika hukumati tunji bo'lib Xitoy kommunist rejimining Uyg'urlarga qilayotgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik jinoyati deb tunigan edi. Amerika Avam palatasi Tayvan kapolat qonuniga tuzatish kirgizdi. Amerika Avam palatasi Tayvan kapolat qonuniga tuzatish kirgizgan bo'lib, qonunda qarorlik holda Tayvan bilan bo'lgan munosabatni tekshirib va yangilab turish talab qilingan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Avam palatasi 22 mart 2020-yili ma'qullangan Tayvan kapolat qonuniga tuzatish kirgizish loyihasini ma'qullagan. Tuzatish kirgizilgan mazmunda Amerika Tashqi ishlar ministerligi Davlat kengashi mahkamasidan Tayvan bilan bo'lgan munosabat va yetakchi prinsiplarni qarorlik tekshirib va yangilab turishni talab qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu qonun loyihasi 2-oyning oxirida Missuri shtatidan Jumhuriyatchilar partiyasi ve Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining muavin raisi Ann Wagner tarafidan o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, Avam palatasi Tashqi munosabatlar komitetining qo'llashiga erishgan. Mazkur loyiha çarşamba günü 404 avozning qo'llashi, 7 avozning qarıştırış natijasida Avam palatada ma'qullangan. Qarshi bilet tashlaganlarning hammasi Demokratik partiya a'zolari bo'lib qolgan. Ann Wagner mazkur qonun Avam palatasida ma'qullangandan keyin bayonot e'lon qilib, Tayvan misli ko'rilmagan darajada tahdidga duch kelmoqda. Bu tahdid kunsiri kuchayayotgan Xitoydan kelmoqda. Xitoy navbatda xatarli holda Rossiya bilan til biriktirdi. Biz Xitoy kompartiyasining Amerikaning hukmronlik o'rnini egillash planini mag'lub qilmoqchi bo'lsak, korkutuşlardan korkmaslıqımız lazım degan. U bayanatının devamında bu bizning dostlarımız ve şeriklerimiz bilen birlikte hemkarlıqni küçeytişimiz, bulupmu Tayvan meselesinde dadillik bilen turduğanlıqımızdan derak beridi. Biz Tayvan bilen çoqum iqtisad müdafiya münasibetlerimizni küçeytip, Tayvan'ın demokratik sistemesini siyasi cihetten qo'llashimiz gerek. Bu kanun layihasi bu nişanlarını öz ichiga oladi degan. Mesut Özil futbol hayatı bilen xo'shlashdi. Türkiye'nin Medipol Başakşehir komandası top tepişini devamlaştırıvatkan ve Şərq Türkistan halkının kalbide çonqur hürmetki sazavar danlıq futbolcu Mesut Özil futbol oynashini ahirlaştırğanlıqını e'lon qildi. Mesut Özil 22 mart özünün Twitter hesabida uçur hem baharlab, çonqur oylanğandan keyin kasbiy futbol hayatını ahirlaştirishni qarar qilganligini e'lon qildi. O uçurda özünün 17 yılga yakın kasbiy futbolcu buluş imtiyazıga erişkenligini bildirip, "Men bu fırsatdan acayip minnetdar. Ama yakınki bir qancha haftada ve aylarda arka-arkadan yarlanğandan keyin futbol sahnesinden ayrılış vakti yetip geldi deb oyladim" dedi. O hayatının unutulğusuz dakikalar ve hissiyat qutulğan isil sefer ekanligini ifodalab, formasini kiygan Schalke 04, Werder Bremen, Xan Jamiyati Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir komandalarındaki barlıq səbdaşlarına rahmet etti. O Xan Jamiyati Madrid komandasının a'zosi sifatida 159 qatim musobaqaga tushib, birleşme ve padişah lonqisi chempionligiga erişken. Arsenal komandasının a'zosi sifatida 254 qatim musobaqaga tushib, 4 qatim birleşme lonqisining chempionligiga erişken. Germaniya davlatlik komandasi tarkibida 92 qatim tushgan musobaqalarda 23 top kirgizgan. Shundaqla 2014-yildagi dunyo lonqisida uning komandasi chempion bo'lgan edi. Danlıq futbolcu Mesut Özil'nin 2019 yılı 13. dekabr Şərq Türkistan'daki zulüm haqqıdaki Twitter uçuri dünyada zilzili payda qılğandan başqa xalqaralıq taratqularda küçülük inkas qo'zg'agan edi ve Şərq Türkistan'da yurgizayotgan bastırış ve qirg'inchilik cinayetlerini yoshirib qololmagan Xitay tajovuzchilarining yarasiga tuz sepgan uçur sabablik Xitay rejimi Arsenal komandası bilan Manchester şehri komandasının 15. dekabr'daki musobaqasini Xitay televiziya kanallarida tarqitishni cheklagan edi. Shundaqla Mesut Özil'ning Şərq Türkistan'daki sistemalik irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarni qo'llaganligi uchun Xitayning besimi bilan Arsenaldan chiqarib etilganligi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Xitay nomussizlikda haddidan eshib, Mesut Özil'ning Şərq Türkistan haqidagi so'zlari tufayli uningga embargo yurgizib, amaliy futbol kompyuter o'yinida ismini tizimlikdan o'chirish, ijtimoiy taratqularda uning hisobotini cheklash, Arsenal komandasining musobaqalarini Xitoy taratqularida tarqatmaslik qatorliq xilma-xil cheklamalarni qo'ygan edi. Ammo u bir qitimmi Uyg'urlar tarafda turganligi uchun beshig'i kelganlardan pushaymon qilib baxmadi va har doim Uyg'urlarning yenida ekanligini bildirib keldi. Ve onun haqqani mevqesi sebeplik milyonluğun ergeç küçüleri Şərq Türkistan'daki Xitayning cinayetlerden haber tapqan edi. Onun Uyghur halkını suyundürgen ve heli hem küçünü yo'qatmagan sözleri her bir vicdan egisiga xitap qilmoqda. Ey Şərq Türkistan, ümmetinin qanigan yarısı, aziyetlerge karşı çidab kelivatkan mücahid ve mücahideler cemiyeti, İslamdan mecburi uzaklaştırışqa urunayotganlarga qarshi yolg'iz kurash qilayotgan şalliq mu'minlar. Qur'onlar köydürülmekte, mescitler taqalmoqda, medresler cheklanmoqda, dini olimlar orqama-orqa o'ldirilmoqda, erler mecburi lagerlarga solanmoqda. Lagerlarga solangan erlerning o'rniga Xitoy erler u oilaga yerlashtirilmoqda. Oji singillarimiz mecburi Xitoy erler bilan to'y qildirilmoqda. Muşularının hammisi buluvatkan turup, ümmeti Muhammed sükütte, avazı çıkmaydı, musulmanlar ege çıkmaydı. Ular bilmemdu, zulumğa razı buluş zulumdur. Hazreti Ali raziyallahu anhu nime degen güzel etkan, zulümni çekliyelmesanlar, onu her kişiye anlatınglar deb. G'arb mediasi ve devletlerdimu bu vakalar aylardır, heptelerdir kun tertipte turvatkan bolsumu, musulman devletleri ve mediaları qayerda. Ular bilmemdu, zulüm bar yerde tarafsiz buluş numussizlikdir. Ular bilmemdu, yıllar ötkendiğin keyin u yerdeki qeyrindaşlarımızın bu ichinishlik küllerge dair əsleydiğalları, zalimlarının qiyin qısnaqları emas, belki biz musulman qeyrindaşlarının sükütü turğanlıqı buludu. Ya Rabbi, Şərq Türkistan'daki qeyrindaşlarımızga yardım qıl. Şübhisiz ki Allah tuzak kurgucularının tuzaklarını berbat qilishqa eng mahirdir. Mesut Özil yana 2020 yılı Dünyavi Munavvar Musulman mukofotiga erişgan edi. Polşa baş ministri Şi Jinpingning Moskva ziyareti kishini endişiga soladi dedi. Polşa baş ministri Mateusz Morawiecki Xitay raisi Şi Jinpingning Moskva ziyaretining kishini endişiga soladiganligini o'tirg'a qo'yib, biz Xitoyni Rossiyaning tajovuzchi xalqaro siyosatini qo'llamaslikka qoyil qilishga tirishyapmiz dedi. Türkiye Avaz Radyosu haberinde bildirilmişçe Polşa baş ministeri Morawiecki, Japonya baş vaziri Fumio Kishida bilan Polşada görüşkenden keyin bayonot berib, dünyada yeni bir geopolitiklik tartibning barliqqa kelganligini aytdi. O Yaponiyaning Asiya, Polşa ve Avrupaning bexatarligidagi ahamiyatini tilga elib, Kishidaning Kievni ziyorat qilganligiga rahmat aytdi. Morawiecki Kishidaning Kiev ziyaratining erkinlik ve demokratiyani qo'llashning simvoli ekanligini ta'kidlab, her iki devletinin cihangirlikinin xatirini yaxshi biladiganligini ta'kidladi. Morawiecki Yaponiya bilan Polşanın tinchlik, muqimlik ve erkinlik meselesinde o'xshash ko'z qarashda ekanligini tilga olib, ikki davlatning texmo quyuq hamkorlashishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Morawiecki Xitoy raisi Xi Jinpingning Moskva ziyaratining kishini endişiga soladiganligini tilga olib, biz Xitoyni Rossiyaning tajovuzchi xalqaro siyosatini qo'llamaslikka qoyil qilishga tirishyapmiz deganlarini qayd qildi. Şivisiyan NATO kanun loyihasini ma'qulladi. Şivisiyan parlamenti Şivisiyanning Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish kanun loyihasini ma'qulladi. Türkiye Avaz Radyosu haberinde bildirilmişçe Şivisiyan parlamentida avozga qo'yilgan Şivisiyanning Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish kanun loyihasi 37ga qarshi 269 ovoz bilan qabul qilindi. Solkil partiya bilan Yeşillar Muhit partiyasi Şivisiyanning Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish kanun loyihasini rad qilib ovoz berdi. Igilinishcha Şivisiyan Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish uchun Türkiye bilan Vengriyaning tasdiqlashiga muhtoj ekan. Hazırgacha Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo 28 davlat Finlandiya bilan Şivisiyanning Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lishini qabul qilgan. Şivisiyan Tashqi ishlar ministri Tobias Billstrom mazkur qonun loyihasining Şivisiyan parlamentida ovozga qo'yilishini tarixiy voqea deb atab, 2. Dunyo urushidan keyin Şivisiyan bexatarlik jihatda eng jiddiy vaziyatni boshdan kechirmoqda. Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish Şivisiyanning bexatarligiga kapolatlik qilish, butkul Yevropa ve Atlantik Okean rayonining bexatarligini kuchaytirish, ittifoqlik uchun to'kib qo'shishning eng yaxshi yo'li dedi. O sözün davamlaştırıp, bunundan başka yana Şivisiyan tor hücumları, yeni texnologiya ve alam katnışı tədqiqatları qatarlıq sahalarda Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga töküp qoşalaydigan misilsiz iqtidarlarga ega. Darvaqa Şivisiyan işençilik ittifaqdaş dövlət boludu, dedi. Şivisiyan Dövlət Müdafiə Ministeri Paul Johnsonmu Şivisiyanı hərbi cəhətdən Şimali Atlantik Ahdi Tashkiloti bilan bir gövdələşdiriş üçün nəhayət zor tirişçilik ko'rsatayotganliklarini bildirdi. Johnson Şivisiyanning Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lishining Yevropaga nəhayət zor to'kib qo'shadiganligini ta'kidlab, Şivisiyanning Şimali Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lishi dünyada bexatarlik, müdafiə və siyasi natijalari bo'ladigan tarixiy bir masaladir dedi. Hörmətli görmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşərdə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşükcə aman boğayslar. Assalamu aleykum və rahmetullah.